Ve 6. gelişim psikolojisi soru videomuz. Ne yaptık şimdi? Temel kavramlardan başladık. İlkeleri geçtik. Fiziksel gelişimden söz ettik. Dil gelişimiyle ilgili konularımız oldu. Kişilik gelişiminden biraz bahsettik. Devam ediyoruz aynı mantıkla. Yine kişilik gelişimiyle alakalı sorular konusu biraz daha geniş olduğu için devam ediyoruz. Serap Hanım 2 yaşındaki oğlunun inatçılığından dert yanıp ona söylenenin tam tersini yapıyor. Tuvalette dakikalarca beklettiğimiz halde tuvaletini yapmıyor. Çıkıp daha sonra bezini yapıyor. Ama o inatçıysa ben ondan inatçıyım. Ona tuvalette yapmayı öğretene kadar bez bağlamayacağım der. Serap Hanım dişli çıktı arkadaşlar. Serap Hanım'ın bu davranışı oğlunun aşıdaki dönemlerden hangisine saplanmasına neden olur diye sormuşuz. Oral, anal, faldik, latent, genital. Bu dönem ne zamanın? 2 yaşında. Yaş belirleyiciliği var mı? Var. Oral 0-1,5. Anal 1,5-3. Fallik 3-6. Latent gizil 6-12. Genital 12-18. Şimdi burada zaten sorunun cevabı aslında yaşlarında çıkabilir ama tuvalet eğitimi anal dönemin temel vurgusunu oluşturur. Demiştik ya, katı tuvalet eğitimi çocuklarda farklı davranışları ortaya çıkarır. Aşırı gevşek tuvalet eğitimi farklı saplantılara doğurabilir ki Freud'da özellikle oral, anal, fallik dönemler, bu 3 dönem fiksasyon, saplantıların yaşanabileceği dönemdir. İlerleyen dönemlerde de. Buradaki annenin çocukla inatlaşması, daha gergin, daha böyle tuvalete girdiğinde daha çok direnç gösterecek olan, tuvaletini yapmakta zorlanacak olan bir çocuğu ortaya çıkaracak. Bu da tutma davranışını ortaya çıkaracağı için katı kuralcı, inatçı, bağnaz, edilgen, cimri, aşırı titiz kişiliği bu dönemde yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlayacak. Bu yüzden anal dönem tuvalet eğitimiyle alakalı dönem olduğu için sorunun cevabı B seçeneği olacak. Buna göre İbrahim Bey'in gördüğü şiddet karşısında bu tarz tablolar yapması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini kullandığı söylenebilir. Ressam İbrahim Bey genellikle savaş, şiddet ve vahşet dolu tablolar yapmaktadır. Bu durumun sebebi sorulduğunda İbrahim Bey, "Küçüklüğümden beri hep böyle resimler çizerim. Babam beni çok döverdi. Sopayı sırtımda kırana kadar döverdi. Ben de ona saldırmak, onu dövmek isterdim ama yapamadığım için gidip defterimi etrafındaki herkesi döven kendimin resmini yapardım. Okulda da şiddet gördüm ama orada da korkumla karşı koyamadığım için dayak yedim. Yine gidip resme sarıldım. Bugünlere kadar bu tarzım böyle geldi" şeklinde açıklamalar yapmıştır. Sürekli dayak yiyen İbrahim Bey, çocukluk yıllarında şiddet gören İbrahim Bey, dövemediği için babasını, o öfkesini tablolara yansıtıyor. Babasını dövse daha çok tepki görecek. Tablolarda şiddet eğilimini gösterdiğinde sanatsal bir bakışla insanlar bunu karşılayacak. O zaman bir mekanizmaya döndü, savunma mekanizmasına döndü. Hangi savunma mekanizmasıdır diye soruyoruz. Bastırma değil. Bastırma olsa unutma arayacaksınız. Hatırlamak istenmeyen yaşantıların bilinçten uzaklaştırılmasıdır ki çoğu savunma mekanizmanın temelini oluşturur. Örneğin ne unutursun? Borcunu unutabilirsin mesela. Bir kişiye borcun vardır, zamanı gelmiştir ama aklından çıkmıştır. Fakat alacağını unutmazsın. Çünkü alacak unutulan bir şey değildir. Deminki unutma, borcunu unutman hafızadan kaynaklanan bir unutma değildir. Güdüsel bir unutmadır. Bu yüzden savunma mekanizmasıdır bastırma. Gerileme, regresyon mekanizması, çoktan terk ettiğimiz eski olumsuz alışkanlıklara geri dönmektir. Ki gerileme mekanizmasında mesela ne olur? Yaşlı insanlar küsebilirler, çocuklaşabilirler. Bu bir gerileme mekanizmasıdır. Yansıtma mekanizması, kişinin kendi kusurunu karşıya yüklemesidir. Projektör olarak da adlandırılır yansıtma. Nasıl ki projeksiyon cihazı görüntüyü karşıya yüklüyorsa, kişi de kendinde olan bir duyguyu karşıda varmış gibi lanse edebilir. Ödünleme, telafi. Ödünleme, kişinin farklı bir alana yönlenmesidir. Bir alanda kendini gösteremez. Ya farklı bir alanda kendini göstermeye çalışır ya da aynı alanda direnç göstererek kendini ispatlamaya uğraşır. Burada o da yok. Burada ne var? Yüceltme var. Çünkü babasına şiddet uygulasa bu yapabileceği bir şey değil, hoş karşılanmaz, sıkıntılı bir durum. Ama sürekli şiddet içerikli resimler yapması, kendini resimde göstermesi o duygunun yüceltilmesiyle alakalı. Ne var resimlerinde? Birbirini kesen, döven insanlar falan, kan akan, böyle dişleri dökülmüş, dayak yemiş falan insanlar.
Bakan ne diyor mesela sergiye? Ne kadar güzel bir resim. Kişi övgü alıyor mu? Alıyor. Ne var içinde? Şiddet. Ama yücelterek onu toplumun kabul edebileceği bir noktada yaşamış olacak. B seçeneği sorunun doğru yanıtı. Freud ve Erikson'un kuramlarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? Erikson, Freud'un öğrencisi değerli arkadaşlar. Erikson hatta üniversite mezunu değildir Erikson. Freud akademisini bitirmiştir. Yani üniversite bitirmekten ziyade dışarıda Freud'un akademisini bitirmiş. Bir sokak ressamı iken, yani sokaklarda resim çizen biri iken kendini bir anda psikanalitik ekolün içerisinde buluyor. Ama Erikson, Freud'un öğrencisi olsa da Freud'u eleştiriyor. Bu eleştirileri 3 başlıkta topluyor. Bu Freud'un düşünceleri olsun, bu da Erikson'un düşünceleri olsun. Freud diyor ki, kişilik oluşumunun kaynağı biyolojiktir diyor. Bu biyolojik yapıdan kastı cinsellik artı saldırganlık. Erikson bunu reddetmiyor. Tabi anne baba tutumundan da bahsediyor Freud ilk 6 yıllık dönemde. Erikson bunu reddetmiyor ama asıl önemli şeyin biyolojik yapıdan ziyade sosyal çevre olduğunu söylüyor. Ki sosyal çevre ile biyolojik yapıyı harmanlıyor. Epigenetik ilkeden bahsediyor. Epigenetik ilke. Erikson'un düşüncesi sosyal çevrenin daha ağır bastığı şeklinde. Bunun yanında Freud'a göre kişilik büyük oranda yaşamın ilk 6 yılında oluşuyor. Yaşamın ilk 6 yılı. Yani oral, anal, fallik dönemler kişilik oluşumunun anahtarıdır diyor. En fazla gidilecek nokta genital dönem diyorsunuz. 18 yaşında kişilik tam olarak oluşmuş oluyor. Erikson bu sınırlamaya karşı çıkıyor. Diyor ki eğer Freud haklıysa kişilik gerçekten de ilk 6 yıllık süre içerisinde anne baba tutumlarıyla büyük oranda oluşuyorsa şöyle bir anlam çıkıyor. Demek ki diyor kendi kişiliğimizi oluşturmamızda kendimizin hiç katkısı yok. Anne baba 6 yaşına kadar bizim kişiliğimizi oluşturuyor. Biz de hayat boyu oluşan bu kişilik yapısını taşımaya çalışıyoruz. Hayır diyor Erikson, kişilik gelişimi yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yaşam boyu devam eder der Erikson. Bir başka eleştiri Freud'un saplantıları üzerine. Freud ilk 6 yıllık dönemde telafiden çok bahsetmez. Yani o saplantılardan söz eder. Elbette ki tedavi falan olur ama her şekilde kişi arınması çok mümkün değildir. Erikson ise der ki bir dönemde kazanılamayan bir özelliği başka bir dönemde telafi etmek mümkündür. Bir dönemin kazanılmış bir özelliğini başka bir dönemde kaybetmek de mümkündür. Tersi de mümkündür ama telafi mümkündür der. Bunlar farklılıklar. Şimdi bakalım. Hangisi yanlış? Freud'a göre kişilik gelişimi yaşamın ilk 6 yılında büyük ölçüde şekillenir. Doğru, bahsettik zaten. İlk 6 yıl. Erikson kişilik gelişiminde çevrenin belirleyici rolü olduğunu söyler. Doğru, sosyal çevre öneminden bahsediyor. Bunu da aldık. Erikson yaşamın ilk yıllarının temel güven duygusunu kazanılması açısından kritik döneme sahip olduğunu savunur. Erikson'a göre saplantılı tek evre vardır. O da temel güvene karşı güvensizlik. O dönem kritik dönemdir. O dönemin telafisinin çok mümkün olmadığını söylüyor. Bu da doğru bir ifade. Freud'a göre gelişim dönemlerinin birinde yaşanan saplantı çeşitli davranış bozuklukları ile kendini gösterir. Tabii ki anksiyete bozuklukları mesela. Hiçbir şey boşa gitmez. Çocuklukta yaşadığınız her şey birike birike. Örneğin bugün yaşamış olduğunuz stresli durum altında ya da kaygı bozukluğu falan yaşıyorsanız, depresyondaysanız bunun sebebi sadece KPSS olamaz. Daha bir sürü sebebi olabilir. Çocukluktan kaynaklanan. Bu da doğru bir ifade. Diyor ki Freud da Erikson gibi kişilik gelişiminin yaşam boyu devam ettiğini ileri sürer. Hayır, sürmez. İlk 6 yıl belirleyicidir. Gidilecek son nokta ergenliğin sonudur. 18 diyelim ona. Genital dönemdir. Erikson ise artı 3 evre daha eklemiştir. Ergenlik döneminden sonraya yakınlığa karşı yalıtılmışlık, üretkenliğe karşı durgunluk, ego bütününe karşı umutsuzluk evreleri. Sorunun doğru yanıtı yani E seçeneğidir diyoruz. Okulun en başarılı öğrencisi Meltem çok az farkla okul birinciliğini Derya'ya kaptırınca onu çok kıskanmış. Ancak Derya'nın yanına giderek onu kutlamış ve onun birinci olmasına çok sevindiğini söylemiştir. Sahtekar Meltem. Ne yapıyor? Meltem mutsuz. Meltem üzgün. Meltem birinciliği Derya'ya kaptırdığı için hakikaten kendini parçalıyor. Ben bunu nasıl yaptım diyor. Ama ne yapıyor? Sahte bir gülümseme. Ay Derya'cığım, birinci oldun. Yakışır sana güzelim benim. Ay çok sevindim. Halbuki öyle mi?
Yok. Akıyor yüzden zaten. Ha, bu bir karşıt tepki mi? Bu bir karşıt tepki. Var olan karaktere zıt bir yapı sergiliyor. Bunu siz de yapıyorsunuz değil mi? Hani kapı çalınıyor. Nefret ettiğiniz insan misafirliğe geliyor. Ne yapıyorsunuz? Aa canım benim hoş geldiniz. Mucuk mucuk. İçinizden ne geçiyor? Allah belanızı vermesin. Şu saatte ne işiniz var? Hatta o giderkenki söylemenizi hatırlayın. Ay biraz da otursaydınız. Arayı çok soğutmayalım olur mu? Çok özetmeyin kendinizi. Halbuki bunların hepsi karşıt tepki kurmalar. Niye? Zıtlıklar. Hissettiğin şey şu. Şöyle yapalım. Görüntü ne? Şu. Gülüyorsun. Şöyle burun yapalım. Burun yapalım. Olan bu, iç bu, dış ise bundan oluşuyor. O zaman karşı tepki diyoruz. Yansıtmada kişi kendi kusurunu karşıya yükler. O ayrı. Yön değiştirmede hedef sapar kişi. Bizde kaygı uyandıran uyarıcılığın dışında başka bir uyarıcıya yönleniriz. Acısını buradan çıkarırız. Eridik. Mantığa bürümede gerekçeler üretiriz. Neden buluruz? Bahaneler uydururuz. Eridik. Özdeşim kurmada kişi kendinde gerçekleştiremediklerini başkalarında arama eğilimidir. Burada o da yok. C seçeneği karşı tepki kurma. Ha, şu olsaydı Meltem kendisi başarısız bir öğrenci olsa, Derya onun arkadaşı olsa, sürekli Derya'nın başarısını vurgulasa, onunla gurur duysa kendini onunla özdeşleştiriyor olurdu. Ama Meltem kıskandığı için çaktırmadan mutluymuş gibi yapıyor. Bu sebeple karşıt tepki mekanizması. Bu durumda Ali'nin Bolbin bağlanma kuramına göre aşağıdaki bağlanma biçimlerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir. Anaokuluna başlayan Ali'nin annesi Özge Hanım okulun ilk günlerinde okula alışamaz. Ağlar veya beni yanında görmek ister düşüncesiyle okulun dışında Ali'yi beklemektedir. Ancak Ali ne annesinden ayrılıp okula girdiğinde ne de okul çıkışı annesini gördüğünde tepki vermektedir. Okula giderken üzülmeyen Ali okul çıkışında annesini görünce sevinç tepkileri de vermemektedir. Bowlby'in bağlanma kuramına göre aşağıdaki bağlanma biçimlerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir? Ali'nin. Şimdi hatırlayın, önceki sorularda bahsetmiştik. Güvenli bağlanmada anne çocuğun yanından uzaklaştığında çocuk üzülebilir ama anne döndüğünde mutlu olur, sevinir demiştik. Bu ayrılık kaygısını yaşar ama yoğun yaşamaz demiştik. Çelişkili bağlanmada bir yakınlık gösterir anneye bir uzak durma çabası vardır. Mutlu olur, sarılır, birden iter ağlamaya başlar. Bu çelişkili, kararsız bağlanmaydı. Korkulu bağlanma yetişkinlikte. Kendini de değersiz görür, başkasını da değersiz görür. Saplantılı bağlama yetişkinlikte. Kendini olumsuz görür, başkasını olumlu görür. Kaçınan bağlama ise bizim sorunun cevabı. Ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Güvensiz bağlanmış. Güven yok. O duygusal bağ kurulamamış. Anneyi yok kabul ediyor. Burada anlatılan hikayede bunu anlatıyor zaten. Geçiyoruz diğer soruya. Evet, çok fazla gitmişim. 3 yaşındaki Özkan su içmek için raftaki bardağı almak isterken annesi kıracak düşüncesiyle kendisi alıp vermek ister. Ancak Özkan hayır ben alacağım şeklinde tepki göstererek annesinin elinden bardağı alır. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Özkan'ın bu davranışı hangi krizi yaşadığını gösterir. Güzel bir soru. Şimdi burada yine yaş döneminden hatırlayalım. 0-1. 3 yaşındaki Özkan'dan bahsediyor. Edidik temel güvene karşı güvensizdi. Özellik 1-3. Girişimcilere karşı suçluluk 3-6. Başarıya karşı yetersizlik 6-12. Eledik. Kimliğe karşı kimlik bocalaması 12-18. Eledik. Yaş uygun değil. O zaman özellik mi girişimcilik mi? Bu sorunun cevabını arayacağız. En çok karıştırılan iki evredir zaten Erikson'da. Mantığına bakalım. Hemen şuna bakın arkadaşlar. Özkan su içmek için raftaki bardağı almak istiyor. Hatta alayım ben bardağı. Şurada. Buyurun aldım. Bardak bende. İçilecekmiş gibi içim bari. Elime kadar aldıysam. Harika bir su. Annesi kıracak düşüncesiyle engelliyor. Kendisi alıp veriyor. Kendisi alıp veriyor da engelliyor. Hayır diyor Özkan. Ben alacağım. Annesi tepki gösteriyor. Çocuk anneden almak istiyor. Anne tepki gösteriyor falan. Hikaye bu. Hemen şuna bakacaksınız. Anne Özkan'a şunu diyor mu? Özkan, se. Yani yapamazsın. Diyor mu diyor. Bu Özkan olsun. Bu da Özkan'ın annesi olsun. Pek benzemedi ama olsun. Özkan. Özkan'ın annesi Özlem. Anne.
Şimdi Özkan anne irade savaşında. İkisi birbirine bileniyor. Bu anne. Birbirlerine bileniyorlar. Bana ne? Ortada su olsun. Şu da bardak olsun. Su da ortada kalsın böyle. Olmadı ama bu uzanıyor, bu uzanıyor, bu uzanıyor falan filan. Arada bir çatışma var. Çatışma derin. Hemen şuna bakacaksınız. Özkan annenin kontrolü altında mı? Evet. Cevap bu. Evet. O zaman annenin kontrolü altındaysa hemen nereye gideceksiniz? Özellikle gideceksiniz. Şöyle olsaydı. Özkan mutfağa gitti. Mutfaktan alıyor oradaki bardağı ve oradan su içmek istiyor. Annesi salonda. Annesi salonda. Olaya şahit değil. Özkan bardağı düşürüyor. Bardak kırıldı. 5 parça, 10 parçaya bölündü. Annenin kontrolünde mi? Değil. Anne o kırılma sesi üzerine hışınla mutfağa gidiyor. Birden buraya doğru geliyor anne falan. Ve Özkan'ı fırçalıyor. Bu olsaydı eğer girişimcilik diyecektiniz. Neden? 1-3 yaş arası dönemde, özellikle karşı kuşku utanç döneminde çocuk anneye bağımlı. Annenin kontrolünde. Biz 2-3 yaşındaki bir çocuğu tek başına salonda bırakıp da mutfakta saatlerce vakit geçirebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü çocuğun başına herhangi bir şey gelebilir. O yüzden özellik döneminde çocuk kontrol altında. İlk defa bir işi başlatmaya çalışacak. Anne baba izin verirse çocuk o işi yapacak. Özelliği gelişecek. Anne baba engellerse o işi yapamayacak. Kuşku utanç duyacak. Burada çocuk direniyor. Annenin engeli var. Engeli aşmaya çalışıyor. Girişimciliğe karşı suçluluk evresindeyse ortada anne baba yok. Çocuk tek başına davranışı yapıyor. Davranışın sonucunda eğer olumsuz bir durum varsa, katı şekilde cezalandırılıyorsa suçluluk, katı şekilde cezalandırılmıyorsa girişimcilik. Tamamen buna odaklanın. Kontrol altında mı, bağımsız davranışlar mı sergiliyor? Burada kontrol altında olduğu için ikisi de 3 yaşı istiyor bizden. Ama 1-3 yaş arası dönem özelliğe karşı kuşku utanç dönemi. Freud'un yapısal kuramına göre aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir? Bakalım. İt kişiliğin ahlaki yönüdür ve bireyin davranışlarını toplumun beklentileri doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. Şimdi it kişiliğin ahlaki yönü değildir. Ahlaki yönü nedir? Süper ego, yani üst benlik. İt haz ilkesidir. İt deyince aklımıza haz gelecek. A yanlış. B süper ego doğuştan gelen dürtüleri içerir ve hayattan keyif almaya çalışır. Keyif süper egonun değil, idin işidir. Süper ego doğuştan gelen dürtülerle değil sonradan gelişir. Doğuştan gelen dürtüler tamamen itle alakalıdır. Bunu da dedik. C. Kişilik gelişiminde önce ego, sonra it, en son olarak da süper ego ortaya çıkar. Hayır, kişilik gelişiminde ilk ortaya çıkan ittir. İt doğuştan itibaren vardır. Belli bir dönemde ego devreye girer. İtten bölünerek oluşur. En son süper ego ortaya çıkar. İşte kuralları çocuk anlamaya başladıkça. O da 5-6 yaşlarında kendini göstermeye başlar. İt, ego, süper egodur sırası. Bu da yanlış. Ego kişiliğin gerçekçi yönüdür. İtten gelen istekleri süper egonun kabul edeceği şekilde gerçekleştirmeye çalışır. Evet doğru. Ego gerçekçi. İt bu taraftaysa, süper ego bu taraftaysa ego arada denge olmaya çalışır. İki tarafa da eşit mesafede hem idin isteklerini gözetir hem süper egonun kaygılarını dikkate alır ve çözümler arar çatışmayı önlemek için. Doğru bir ifade. Eğer süper ego savunma mekanizmalarını devreye sokarak kişiyi yaşadığı çatışmalardan kurtarır. Savunma mekanizmaları süper egonun değil, egonun geliştirdiği davranış örüntüleridir. Çünkü it ve süper ego sürekli çatışma halindedir. Bu çatışma gerilime yol açar. Bu gerilimle baş etmek için de ego savunma mekanizmalarına başvurur. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Hukuk fakültesi öğrencisi Orhan bir yıl eğitime devam eder. Ancak okuduğu bölümü pek sevmeyen Orhan okuldan ilişkisini kesip memleketine döner. Birkaç yıl sonra hemşerisi Sabri memlekette küçük bir kitapçıda Orhan'a rastlar. Sohbet sırasında Orhan'ın üniversiteyi bıraktıktan sonra bu kitapçıyı açtığını, burada çok mutlu olduğunu, istediği kadar kitap okuyabildiğini, zaten en büyük hayalinin çok kitap okuyabildiği bir iş edinmek olduğunu öğrenir. Buna göre Orhan'ın kimlik statüsünü soruyor bize. Orhan istediği şeyi yapmış mı? Şu sorunun cevabını arayacaksın. Cevabımız evetse o zaman başarılı kimlik. Kendi hayalini gerçekleştirmiş. Hayali çok kitap okuyabildiği bir iş edinmekmiş. Üniversite, hukuk fakültesi okumuş ama sevmemiş bölümü. Kendisi daha sonra başka bir yol çizmiş kendisine.
kendi istediğini yapmış, başarılı kimlik. Dağınık olsaydı rahat olurdu. Bir kimliğe bağlanmak gibi dert içinde olurdu, olmazdı. Olsa da olur, olmasa da olur havasında yaşardı. Bu ne dedik? Ters kimlik olsa toplumun onaylamayacağı, ailenin onaylamayacağı kimliklere bağlanırdı. İpotekli olsa kararı başkaları verirdi. Buradaki kitap okuyabildiği ya da kitaplarla vakit geçirebileceği bir meslek edinmek kendi kararı. Moratorium kimlik olsa erteleme yapardı. Hiçbirisini yapmıyor. Doğru cevabımız başarılı kimlik. Evet. Bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda gelişim psikolojisinde artık bilişsel gelişim konusuna gireceğiz. Oradan devam edeceğiz. İstem ekranlarında kalın.